En son ölüm anındaki korkusu var. Bir de Hazreti Ayşe'nin adını naklettiğiniz bu hadisteki korkuya baktığımızda hani şeyh yavruz böyle düğün günü gibi kutlamalar biraz çelişki gibi geliyor yani. Bu konuda çelişki oluşturmuyor mu aslında yani? Onlar daha bilinçliydi bu konuda ama hiç demediler yani bu bir düğün günü, buluşma günü, ne mutlu gün demediler. Şimdi Cenab-ı Hak kendisiyle buluşmayı özlemle beklemek, yolu bu şekilde yürümeyi bize tarif ediyor. Biz bu ümit ile, bu heyecan ile, bu beklenti ile Cenab-ı Hakk'a saygı duyarak, severek, herkesten, her şeyden üste tutarak, önceleyerek yaşamakla bir sorumluluğumuz var. Hazreti Ömer bunu başarıp başaramadığı konusunda çok tedirgin. İnsanlar gelip gidip ona sen şöyle iyi oldun, böyle iyi adamdın. Resulullah hayattayken o senden razı gitti. Yani seni gördü, davranışlarını vefat ederken Allah'ın elçisi senden razıydı. Sen ilk iman edenlerdensin, şöyle savaşlara katıldın falan diye teskin etmeye çalışıyorlar. Adam Hazreti Ömer radıyallahu anh, siz bunlarla ancak kanmaya açık olan, zaten kanmaya meyyal adamı kandırırsınız. Ben varacağım, şu gideceğim sürecin dehşetinden yerin bütün sarıları, bütün beyazları yani altınları ve gümüşleri hepsi elimde olsa fidye verirdim. Bu kulun bakış açısıyla yani tamam bu ümide Hazreti Ömer sahip, bu isteğe sahip ama o Allah Azze ve Celle'nin daha henüz mağfiret etmesini umduğu günahların tedirginliğinden kopmuş değil. Ve bir kul bundan kopmuş olamaz. Yani önce mağfiretini Allah Azze ve Celle'nin ümidi diyoruz ki sonra bizi cennetine alıp koysun. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Mağfiret olmadan ya benim zaten mağfiret olacak günahım yok diyen adam düpedüz saçmalıyor demektir. Eğer böyle bir yaklaşım ile söyleniyorsa zaten bu yani oraları geçmiş. Bunun zaten bir gıdım günahı yok. Günahkarları alıp Allah Azze ve Celle ile buluşturan bir tip bu şeklinde bizim Kur'ani çerçevenin, Resullerin tarif ettiği çerçevenin dışında bir tip bahsediyorsunuz. Resulullah sürekli istiğfarda bulunan, yel esse, bir rüzgar biraz şiddetli esse Cenab-ı Hakk'ın azabı mı kaplayacak bizi diye tedirgin olan, istiğfarda bulunan bir Resulullah'tan bahsediyoruz. Ve günahlarının affedileceği mağfiretini büyük bir müjdeyle karşılamış. İnna fetahna leke fethan mubina li yaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbika ve ma taahhara. Fethin suresinin ilk ayetlerinde Allah Azze ve Celle en büyük müjdeyi fethin başında senin geçmişteki ve gelecekteki günahlarını Cenab-ı Hak bağışlasın diye büyük bir fethin önünü açıyor. İnna fetahna leke fethan mubina لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ Ve senin üzerine olan nimetini tamamlasın. Onlar duyunca sahabiler Resulullah'tan bunu هَنِيَا مَرِيَا Yani Allah sana mübarek etsin dediler yani. Bize ne var burada? Devam eden ayetler nazil oldu. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Mümin erkekleri, mümin kadınları da Allah Azze ve Celle altından ırmaklar akan cennetlere soksun. Tabi Resulullah da belirli, diğerlerinde müminler diyor Cenab-ı Hak. Orada mıyız, değil miyiz? Neresinden bakarsanız tedirginlik konusu, ürperti konusu. O sebeple yani işini halletmişçesine artık garanti Cenab-ı Hakk'ın yanına gidiyorum, ben cennete gidiyorum tarzı takılmak, eğer o biçimde söyleniyorsa bu, apayrı bir şey olur. Ama bir ümitle, bir özlemle, bir beklentiyle, böyle olsun diye güçlü bir ümitle söyleniyorsa ama bu ümitle at başı gitmesi gereken korku da var. O korkuyu da kaybetmeden, korkuyu kaybettiği zaman emniyet olur, emin olur. El emnu kufrun. Emniyet küfürdür. Kişinin kendisini güvende sayması küfürdür. Allah Azze ve Celle müminleri وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminler Cenab-ı Hakk'ın Rabbinden, Cenab-ı Hakk'ın azabından endişe içerisinde, korku içerisinde olan kimselerdir. Bu korkuyla gidecek. Hazreti Ömer bile olsa
insanların kendisini teskin eden o onca söylemine rağmen ürpertisini, korkusunu, dehşetini beraberinde götürecek. Ne zamana kadar? Cenab-ı Hakk'ın onu huzuruna alıp bağışladım seni artık dediği ana kadar. O Allah'la buluştu. Allah Azze ve Celle onu güzel karşıladı. Sevgisini ona gösterdi. Memnuniyetini ona gösterdi. Günahlarını da bağışlayacağını ona bildirdi mi? İşte tamam, oradan zıplar artık milletin arasına. Ha umukra'u kitabiyya. İşte benim kitabım, alın okuyun der. Mutluluk onun mutluluğu, sevinç onun sevinci, buluşma onun buluşması. Bu Cenab-ı Hakk'ın yanında, onunla yaşanacak olan o büyük necvada, büyük yakın konuşmada ortaya çıkacak olan bir şey. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ Sonra Allah'a döndürüldüler. مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Gerçek Mevlaları. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Savaştan sonra müminler sıkıntıya düşünce Hazreti Ömer radıyallahu anh kafirlere böyle seslendi. Daha çekildikleri yerde Uhud'da. Allah bizim Mevlamız dedi. Kafirlerin bir Mevlası yok. Siz kendinize başka şeyler icat ettiniz. Onlar da size sahiplik edecek, yakınlık gösterecek herhangi bir güçleri yok. Bizim gerçek bir sahibimiz var. Müminler gerçek sahibi dünyadan tanımış olan kimseler. Kafirler bu dünyada gerçek sahibe sırt dönmüş olan kimseler. Dolayısıyla sahipsizler bunlar. Öldükleri zamanda gerçek sahibin huzuruna hesapları görülmek, cezaları kesilmek üzere çıkarılacaklar. Böyle bir akıbete düşmekten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Bu ümitle Rabbimizi sevdiğimiz için Resulünün iz iz peşine düştük veya düşmeye çalıştık. Cenab-ı Hak bu süreçte bizi hem samimiyet sahibi hem de muvaffakiyet sahibi kılsın. Akulu kavli hada ve estağfirullah el azim li ve lekum ve lisairil müminin.